Yani ilkeli dış politikada ilkeler, uluslararası hukuk filan hepsi gerektiğinde ama unutuluyor. Onur Bey, siz zaten Amerika'yı çok iyi bilen, analiz eden bir isimsiniz. Yani Amerika'nın nerede ilkeli davrandığı görülmüş ki. İşte. Kaldı ki Amerika'ya bir şey söyleyene kadar dönüp kendimize bakarsak çok değil, daha çok taze 10 küsur yıl önce Kandil'den gelenlere muhatap aldığımızı mesela görürüz. Açılım sürecinde ya, yaşananları hatırlarız. İşte. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya, yani devlette devamlık esastır dediğiniz şey tarihten bir yaprağa döndü. Şimdi biz tekrar bugüne dönersek, ben bütün anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. Şimdi bir başka çaremiz kalmadı buraya kadar geldikten sonra, biz buraya girdik. Fakat nereye kadar gideceğiz? Hedefimiz ne bilmiyoruz. PYD savaşmaya hazırız mesajı verdiğine göre bildiğimiz Türk askeriyle PYD'nin sıcak çatışmaya gireceği, bunun adı savaş mıdır, operasyon mudur? Herkes kendi istediği ismi koyabilir ama orada bir şeyler olacağı. Ama bunları biz verilere bakarak, hani bir zahmet Reuters'dan gelen bilgilere, haberlere bakıp Erdoğan'ın da onaylamasını bekleyerek söyleyebiliyoruz. Onun dışında mesela ana muhalefet partisi, partiniz ne yapıldığından haberdar mı? İşte ben de şimdi onu söyleyecektim. İkinci unsur bu. Yani şimdi böyle meselelerde, ulusal güvenliği ilgilendiren meselelerde iktidarla muhalefet temas ederler. Muhalefete bilgi verirler. Ecevit Kıbrıs harekatından önce ana muhalefet lideri Demirel'i davet etti ve yapılacak harekat hakkında kendisi de bilgi verdi. Tamam mı? Şimdi böyle bir haberleşme var mı? Böyle bir bilgilendirme var mı? Bu meseleyi en azından meclise getirip bir mecliste isterseniz kapalı oturum yapın, bir bilgi verme girişimi oldu. Ben duymadım. Ama bunu yapmak lazım. Yani çünkü güvenlik meselesi milli meseledir. Bunları iç politika konularından ayıracaksınız. Orada hayatı inşallah hiçbir askerimiz şehit olmaz ama olan olursa bunlar millet için savaşarak gidiyor, savaşmak için gidecekler. O bakımdan milli meseledir. Bütün askeri operasyonlar milli meseledir. Ha, yanlış olduğuna inanıyorsa muhalefet gidecek, onu da söyleyecek. Ama muhalefetin de fazla farklı düşüneceğini zannetmiyorum. Vaktiyle Sayın Kılıçdaroğlu demişti ki gidelim Kobani'yi biz işgal edelim, alalım o teröristlerin elinden, sonra esas sahiplerine iade edelim gibi bir sözü olduğunu hatırlıyorum. Yani muhalefet de böyle bu gibi milli, Kobani pek milli mesele değil ama Irak'la ilgili, Kuzey Irak'la ilgili operasyon söz konusu olduğu zaman muhalefet de destek vermişti mecliste. O bakımdan yani şimdi bunu o boyutuyla da görmek lazım. Muhalefete de bilgi vereceksiniz. İkincisi de bu. Şimdi bundan sonraki aşamada en önemli soru şu. Suriye ile ilişki kuracaksınız. Yani şimdi, burası öyle bir alan ki, bir cümle daha söyleyeyim. Gelelim, bakın. Bir dakika, deminkinin cevabı devam bir şey. Burası öyle bir alan ki Orta Doğu, genel olarak Suriye, bu kaygan bir zeminde bina yapmaya benzer. Yani yarın ne olacağını bilemezsiniz. Suriye'de yarın ne olacak? Bakın ben size bir sayfa versem, şu sayfada, sadece bu sayfada 2019 yılında Suriyeli Kürtlerle, yani bu PYD ile Suriye hükümeti arasındaki ilişkiler. Bir gün savaşıyor, birbirinin adamlarını öldürüyor, ertesi gün görüşüyor. Bir gün bilmem ne yapıyor, ertesi gün ticaret yapıyor. Salih Müslim'in demeçleri var. İnanamazsınız. Ve en sonunda geliyor, nereye geliyor? Suriye hükümeti diyor ki bunlar bölücü terör örgütüdür. 8 sene sonra söylüyor bunu. 8 yıldan beri siz bunların bir terör örgütü olduğunu fark etmediniz mi? Ama Suriye'nin bir özelliği şudur. Bakın biz Suriye'ye gittik rahmetli Gündüz Öpçün'le. Orada başbakan yardımcısıyla görüşüyoruz bir yemekte, gayri resmi bir şeydi. Dedi ki Gündüz Öpçün, ya sizi hiç anlamıyoruz biz dedi Suriye'yi. Bir taraftan dedi Suudi Arabistan size dedi senede 2 milyar dolar veriyor. Bir taraftan siz Rusya'ya yakın politikası yapıyorsunuz. Nasıl oluyor bu dedi. Adam dedi gayet basit dedi, yarı şaka yarı ciddi. Suriye dedi bize para ihraç etmezse biz onlara terör ihraç ederiz. O tarihlerde Suriye 11 terör örgütünün merkeziydi, Şam. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Öcalan oradaydı. Suriye'nin denetimindeki Beka Vadisi'nde, Lübnan'da PKK'nın kampları vardı. Yani bu geçmişi bir anda silemeyiz kafamızdan. Nasıl yaptık biz bunu? Nasıl bu anlaşmaya vardık? Şöyle gittik Demirel'le. Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'le konuştuk ve ondan sonra dedik ki bu şeyi söyleyin,
Şam yönetimine bu PKK'lıları ima etmekten vazgeçsinler. Ben dedi konuştum. Hiç yokmuş orada dedi. Hiçbir terörist yokmuş. Öcalan da orada değilmiş. Kampları da yokmuş filan. Yüzümüze söylüyor bunu. Onun üzerine döndük. Ecevit mecliste, Demirel mecliste çok sert bir konuşma yaptı. Atilla Ateş, Kara Kuvvetleri Komutanı. O da Reyhanlı'da Suriye'nin anlayacağı dilden çok sert bir demeç verdi. Ve sonra 3 günde çözüldü Suriye. 3 günde çözüldü. Mübarek gitti geldi, gitti geldi Ankara ile Şam arasında. Onları ikna etti filan. Yani esaslı bir diplomasi uygularsanız silahtan daha etkili sonuç da alabilirsiniz. Biz Suriye'nin bu terörle, teröre verdiği desteği bertaraf etmek için kaç şehit verdik? Sıfır. Kaç ama mermi bugünün, attık? Sıfır. Bugünün diplomasiyle durumu, yaptık. Ama bugünün durumu çok farklı değil mi? Diplomasiye artık kapılar kapalı değil mi? Diplomasiye hiçbir zaman kapanmaz. Bakın, oradan farkı şu. Bizim askerimiz zaten içeride. Yani daha ilerleyecek. Harekattan kasıt içeri girmeyecek sınırdan öteye. Zaten sınırdan öteye Suriye topraklarında, İdlib'de zaten önemli bölgede orada 10 küsur gözlem noktası var Türkiye'nin, Türk askerinin. Biz zaten oradayız. Yani biz bir bakıma bir savaş atmosferindeyiz. Burada artık kamuoyunun herhalde merak ettiği nokta şu. Buraya nasıl geldikten çok, buradan sonra biz nereye gideriz? Yani bir batağa girdik. Evet, şimdi o zaman da verdiğimiz mesaj şuydu. Siz bu teröristleri bertaraf etmezseniz biz askeri harekat yapacağız. Mesaj buydu. Diplomasi demek sadece böyle masada oturup da laf etmek değil. Yani Demirel'in verdiği mesajla, Atilla Ateş'in verdiği mesajla özü itibariyle siz derhal Öcalan'ı çıkartmazsanız, topraklarınızdan PKK kamplarını kapatmazsanız biz askeri hareket yapıyoruz, haberiniz olsun. Ama yapmadık. Yapmadık çünkü bu etkili oldu. Ay tamam ama şimdi etkili artık, olmasa yapacaktık. Ama o geç, bu aşılmış artık. İşte bütün mesele orada. Yani bu aşamaya gelene kadar etkili bir diplomasiyle Suriye'nin sorumluluğunu üstlenmesini sağlamak lazımdı. Yani çünkü demin dediğim gibi her ülke kendi topraklarındaki teröristleri bertaraf etmekle kendisi sorumludur. Biz başka bir ülkeden bekliyor muyuz, medet umuyor muyuz? Gelin Türkiye'de teröristleri bertaraf edin diyor muyuz? Hangi ülke söylüyor bunu? Hiçbir ülke söylemiyor. Herkes kendi topraklarındaki terörün bertaraf edilmesinden sorumlu. Suriye'nin görevi de bu. Yani biz isteriz ki Suriye hangi terör örgütü olursa olsun bunu yapacak. Amerika'nın politikası da buydu biliyor musunuz? 11 Eylül saldırılarından sonra Başkan Bush bir demeç verdi. Dünyanın her tarafında bütün terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim dedi gri sahamız yoktur. Ya bizimle berabersiniz veya bize karşısınız. Biz de dedik ki biz de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'nin de terörle mücadele politikası budur. Gri sahamız yoktur. Ya bizimle berabersiniz ya bize karşısınız. Peki, şimdi de Trump'ın izlediği politikaya bakın. Türkiye, ben karışmam diyor sizin terör örgütüyle. Türkiye örgütüyle. Suriye ile çatışırken kimi zaman sıcak temas, kimi zaman farklı ama neticede çatışırken hatta tırnak içinde savaşırken tutup da benim istemediğim teröristi sen hallet nasıl der? Benim istediğim terör, benim istediğim terör değil. Topraklarından terörü bertaraf edeceksin. Mesaj bu. Hayır, mesaj ama tam da onu söylüyorum zaten. Yani siz düşmanca davrandığınız birinden benim düşmanımı yok et, benim düşmanımı hizaya getir. Nasıl beklersiniz benim böyle bir şeyi? Benim düşmanım olduğu için değil sadece. Suriye kendisi diyor ki bu bölücü tamam terör. Ama. Yani kendi düşmanı aynı zamanda. Tamam mesela ama Suriye, onu kullanıyor şimdi Suriye. Suriye bu petrol sahalarını PYD'nin elinden geri almak için harekat yaptığında Amerikan uçakları gittiler Suriye askerlerini bombardıman ettiler biliyor musunuz? Yani kendi topraklarını terörün elinden alacak diye adam gidiyor Suriye askerleri Suriye askerlerini bombardıman ediyor. Yani bunları konuşmak lazım. Ama Onur Bey bakın dediğiniz tamam onun da bizim için değil sadece onun için de terörist diyorsunuz. Herkes için terörist. Ama bakın Suriye'nin bir survivor kelimesi çok yerleşti program Acun Ilıcan'ın programı nedeniyle öyle bir hali var. Yani yaşamaya, ayakta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir gün öyle davranacak, bir gün böyle davranacak. Suriye'den de çok Rusya. Şimdi Türkiye'yi rahatsız ettiğine göre PYD Suriye devletinin zaman zaman Türkiye'ye karşı PYD'yi istemese ve sonunda zaten bertaraf etmek gibi hedef olsa da zaman zaman Türkiye'yi rahatsız etmesine göz yumması şaşırtıcı mı değil?
Şimdi bakın, yani demin anlattım Suriye'nin terör politikasını, geçmişten de örnek verdim. Şimdi maalesef bu bölge öyle bir bölge ki bu bölgede bizim bildiğimiz ölçüler pek geçerli değil. Yani Orta Doğu bölgesinde düşünebiliyor musunuz? Bir tane demokratik ülke yok. Bu kadar Arap Baharı oldu, insanlar kendilerini yaktılar, kaç kişi öldü, işte Libya'da olanları görüyorsunuz, Mısır'da olanları görüyorsunuz filan. Bir tek demokratik devlet yok. Sizin söylediğiniz demokratik devletlerde olur. Niye demokratik devlet yok? Çünkü bu bölgeye demokrasinin gelmesi istenmiyor. Bakın Amerika'nın eski NATO başkomutanı var, Amerikalı Wesley Clark. Adam bir konuşma yaptı Commonwealth Club'da, Kaliforniya'da. İnternete girseniz bulursunuz. Ben diyor Pentagon'a gittim diyor, oradaki generallerle konuştum diyor. Eski arkadaşlarım diyor. Bana dediler ki diyor, hükümetten emir aldık. Neymiş o emir? Önümüzdeki 5 sene içinde Orta Doğu'daki 7 ülkenin yönetimini değiştireceksiniz demişler. Yönetimini değiştirecek. Nasıl yaparız diyor demiş. Yani bunlar bağımsız devletler. Tabii. Yani bizim haddimize mi düşmüş falan? Yok yok demişler. Biz de sizin gibi düşünüyoruz ama talimat bu. Hangisiymiş 7 devlet? İran, Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali. Bakın bu ülkelerin başına gelenlere. Yani şimdi bunları biz düşünmezsek, yani bu boyutlarıyla da bir arada düşünmezsek, sadece bir olay, bugünün haberi nedir? O haberi nasıl yorumlamak lazım? Eksik yorum olur. Yorumlarız. Bugün ne olacak? Yorumlarız. Ama bu eksik bir yorum olur. Tablonun tamamını görmek lazım. Elbette, ama yani benim kendi adıma bir gazeteci olarak da, bilmiyorum belki bizi izleyenlerin de, asıl merak ettiği şu diye düşünüyorum. Gerçekten bir geniş kapsamlı savaşı andıran, bakın Star Gazetesi'nin manşeti, zaferden şüphemiz yok. Şimdi zafer nerede söz kullanılır? Bir muharebe en ufağından. Bir harekatta kullanılmaz bu sözcük. Bu gerçekten olacak mı? Yoksa biz bir pazarlıkta mı bunu kullanıyoruz? İkincisi, zaten girdiğimiz noktaya kadar başımız dertten kurtulmadı. Başta ekonomik olarak, tabii, ikincisi insani olarak. Bir devam edeceğiz ama bir son dakika haberi var. Onu da vereyim de oradan sonra devam edelim. Bakın, güneyimizde kriz büyüyor. Bu kriz size işte yol, su, elektrik değil tabii ki, zam, 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 zam diye dönecek. Gençlerimizin belki hayatı gidecek vesaire. Bilmiyorum. O kadar can sıkıcı şeyler oluyor. Bu da şimdi can sıkıcı demek de zor da, soracağım Onur Öğmen'e bu olaylar bizi nereye götürür diye. Başta söyledim, Doğu Akdeniz'de kriz büyüyor diye. Orada bir konsorsiyum var. Güney Kıbrıs kesiminin, Kıbrıs Rum kesiminin başta oluşturduğu, gaz aramak üzere. Yavuz gemisi gitti demiştim. Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdi geldi bu haber, açıklamış. Diyor ki, haritayı görmüyor muyuz arkadaşlar? Biz Yavuz'u gördük de. Şimdi bu Yavuz gemisi yarın, belki de bugün hatta, sondaja başlıyor. Ulaşmış Güzel Yurt bir lokasyonuna, yani Kıbrıs'ın o ucuna doğru olan yere. Harita yok değil mi arkadaşlar? Gelirse bir an önce... Güzel Yurt yani belki. Kıbrıs adasını düşünün, batısının biraz güneyi. Güzel Yurt orada. Yani Lefkoşe'nin batısında. Alt ucunu işte oralarda bir yere. Sol tarafta yani. Haritaya baktığınız neyse, zaman. Neyse gelemedi. Gelemedi harita. Peki bugün ya da yarın yeni sondaja başlayacak diyor. Biraz önce söylemiştim. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo dedi ki bu olay için kabul edilemez. Asla Türkiye'ye izin veremeyiz. Türkiye dünyayı, Avrupa'yı, Amerika'yı ve bu konsorsiyuma katılan ülkeleri kastederek rehin alamaz dedi. Şimdi orada krizin büyüğü. Evet, kapıda. Şimdi orada da aynı şey. Demin konuştuğumuz ne olacak? Esası bu. Yani niçin bu lafları size söyleyebiliyor? Yani Kıbrıslı Rumlar bir bağımsız devlettir. İstedikleri kararları alırlar.
onların aldıkları karara aykırı olarak Türkiye hiçbir şey yapamaz. Manası bu değil mi? Başka ne mana çıkar bundan? Türkiye milleti rehin alıyor. Ne demek? Tabii. Yani Kıbrıs Rumlarının sularına geminizi gönderemez. Nereden bu sular Kıbrıs Rumlarının suları oluyor? Hangi anlaşmaya göre? Bizim altına imzaladığımız bir anlaşmayla Onur Bey. Olur mu öyle şey? Tabii Kıbrıs devletini... Ama AB üyesi olduğunda ve biz AB ile müzakere anlaşmasını imzaladığımızda ne dedik biz? İşte ne dedik? Biz dedik, onlar öyle dedi, hükümet. Biz ne dedik? Böyle bir anlaşma siz yapamazsınız. Siz kim? CHP. Ben ama Türkiye'den. Burada Türkiye'den söz ediyorum. Onaylatamadılar meclisten. Geçmedi o anlaşma. İmzamız var. Uygulamadık. Bakın. Onay olmadan imzanın kıymeti yok. Meclisten onaylanacak. Meclisten onaylatın diye dayattılar. Biz de dedik ki böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü bu anlaşma Kıbrıslı Rumları resmen tanıma anlamına gelir. Ve sonunda onaylayamadılar. Bir deklarasyon yayınladılar. Ve bu deklarasyonda bizim de savunduğumuz görüşleri koydular. Biz anlaşmayı öyle yorumluyoruz, böyle yorumluyoruz. Avrupa Birliği dedi ki yapamazsınız. Bunu rezerv koymadınız. Neticede anlaşma onaylanmadı. Ve bunun karşılığını da Avrupa Birliği müzakere başlıklarına ambargolar koydu. Ama sizin söylediğiniz anlaşma onaylanmamış. Yani geçerli olmayan bir anlaşma. Ama yanlış bir anlaşmaydı. Yapmayacaklardı bunu. Onu o zaman da söyledik. Yani diyeceğim şu. Şimdi Kıbrıs devletini kuran uluslararası anlaşma adada iki toplumun egemen eşitliği üzerine dayalı. Yani bir Rum Cumhurbaşkanı olacak, bir Türk Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısının bütün yasalarda ve bütün anlaşmalarda veto hakkı olacak. Yani böyle bir durum var mı Kıbrıs'ta bugün? Türklerin yok. Adı bile geçmiyor. Bu kadar kanunsuz bir şekilde Türkleri silah zoruyla devletten uzaklaştırdılar, hükümetten uzaklaştırdılar, yargıdan uzaklaştırdılar. Ondan sonra Türk topraklarını işgal ettiler, öldürdüler birçok Türk'ü. Ve yarattıkları fiili durum da dünya meşru bir durum olarak kabul etti. Başta Amerika olmak üzere. Bunu içimize sindireceğiz mi biz şimdi? Ne yapacağız? Daha mücadele edeceksiniz. Nasıl? Bakın size bir örnek vereyim. Bugün Kıbrıs neye dayanarak bütün bunları yapıyor? Ben Avrupa Birliği üyesiyim, istediğimi yaparım değil mi? Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması uluslararası hukukun çok açık bir şekilde çiğnenmesinin sonucudur biliyor musunuz? Çünkü Kıbrıs devletini kuran anlaşmalarda diyor ki Kıbrıs hiçbir zaman Yunanistan ve Türkiye'nin aynı zamanda üye olmadığı bir uluslararası kuruluşa katılamaz. Peki biz Avrupa Birliği üye miyiz? Nasıl aldınız bunu? Şöyle aldılar, Yunanistan şantaj yaptı. Dedi ki siz almazsanız Kıbrıs Rumları, biz bütün Doğu Avrupa ülkelerinin, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti falan hepsinin AB üyeliğini veto ediyoruz dedi. Veto hakkı var. Bu veto hakkını şantaj gibi kullanarak Rumların üyeliğini sağladı. Şimdi o üyeliğe dayanarak Türkiye istedikleri çözümü dayatmaya çalışıyorlar. İçimize sindireceğiz mi bunu, kabul edeceğiz mi bunu? Hangi hükümet olursa olsun etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Hayat mücadele, diplomasi mücadele. Biz yani böyle baskılara her zaman boyun eğseydik, Türkiye bu noktaya gelmezdi. Türkiye sevrede kalırdı. Mücadele edeceksiniz. Yani bizim cumhuriyetimiz, Türkiye yapılmış bütün haksızlıklarla mücadele esasına dayanır. Şimdi bakın, Amerika ile Yunanistan'la, AB ile mücadeleden önce, ikinci bölümde birkaç dakika kaldı birinci bölümün bitmesine. İçeride nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini ben size soracağım. Tamam. Şimdi 16 yıldır AKP iktidarı Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük. Bu çıkıp iki demeçle, iki bilmem neyle oluyor mu? Yoksullaşıyoruz, gelecek kuşakların hakkını yiyoruz, gelecek kuşakların parasını şimdiden tüketiyoruz. Anlatacağım, öyle ayrıntılar var ki aklınız durur. Neler yapıyorlar ve neler yapmaya hazırlanıyorlar. Birkaç gazeteci bunu çıkartıyor da ne oluyor? Mücadelenin belki başka türlü olması gerektiğini doğrudur tabii. Gayet düşünüyor tabii. Musunuz diye soracağım. Gayet tabii. Şimdi 12. bölümde konuşalım. Burayı tamamlayalım. Şimdi tekrar dönersek bir ay sonra Kasım başında ya da Kasım'ın ilk yarısında Trump'la Erdoğan buluşacakmış ya, telefonda görüştüler. Ve bu demiş ki Trump, atla gel de bir konuşalım bari demiş. Şimdi bir ay sonra Erdoğan'la Trump görüşecek. Ben hala daha savaş olacak ihtimaliyle hani gerçekten çırpınıyorum. Yani bunun ne anlama geldiği Doğu Perinçek en general bilmeyebilir.
Bunu gençler bilmeyebilir. Milliyetçilik rüzgarına kendisini kaptıranlar bile bilmeyebilir. Ama biz bilelim bir zahmet. Tabii bakın bunun çaresi var. Çaresi şu, demin konuştuğumuz noktaya dönersek, yani şu anda savaşa ihtiyaç kalmayabilir. Nasıl kalmaz? Suriye der ki ben bütün topraklarımı teröristlerden bertaraf edeceğim. Ve ben operasyona başlıyorum. O zaman bizim ne işimiz var orada? Amerika'nın başta demesi gereken ne peki? Amerika'nın başta demesi gereken bütün bu teröristlere silahlarınızı bırakın. Türkiye'yle Amerika zaten çekilecekti. Çekilmesi başka, bunlar üzerindeki etkisi başka. Bunlara diyebilir ki bakın ben çekiliyorum fakat size verdiğim silahları Türkiye'ye karşı kullanamazsınız. Bir terör örgütünün bir NATO müttefikimize saldırmasına ben göz yumamam, bunu demiyor. Yani Türkiye ile terör örgütü arasında çekimser ve terör örgütüne de silah yardımı yapıyor. Bu yanlış. Diyeceği şu, yani Afrin'de de söyleyebilirdi. Afrin'de biz başarılı olduk ama kaç tane de şehit verdik. Deseydi ki orada gene PYD'ye sakın ha Türkiye ile silahlı mücadele yapmayın, silahlarınızı bırakın. Bu meseleler siyaset yoluyla çözülür. Bugün de söyleyebilir bunu. Söylemiyor. Söylemiyor. Bakın Rusya söylüyor, Amerika söylemiyor. Rusya ne diyor? Biz diyor Türkiye'nin güneydoğusundaki güvenlik ihtiyaçlarını anlayışla karşılıyoruz diyor. Türkiye'nin güvenliğinin gereğini yapıyor Türkiye diyor. Rusya söylüyor bunu. Amerika müttefikimiz bunu söylemiyor. Ben diyor sizin yanınızda değilim. Yani karşı tarafın yanındayım deme noktasına kadar gitmiyor ama sizin yanınızda değilim diyor. Ne demek bu? Ne demek bu? Yani terör örgütünü silahlandıracaksınız ve onun saldırdığı, onun hasmı olan bir müttefikinizin de yanında siyasi destek bile vermeyeceksiniz. Biz öyle mi yaptık 11 Eylül'de demin anlattım? Biz öyle mi yaptık? Biz bir günde başta Türkiye, ben oradaydım NATO daimi temsilcisi, başta Türkiye bir günde teröre karşı 5. madde karar aldık NATO'da. Yani bir üye ülkeye yapılan saldırı bütün üyelere yapılmıştır anlamına gelen 5. madde kararını NATO tarihinde ilk defa aldık. Amerikalılar bize çok teşekkür ettiler. Diğer ülkeler de tabii hemen bütün ülkeler aldı bu kararı. Çünkü bir terör saldırısına karşı bir müttefik ülkeyi korumak görevimizdir diye düşündük. Ama onlar öyle düşünmüyor. Bakın yalnız Trump değil, Obama Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı olarak dediği şu mecliste bize hitap ediyor. Dedi ki dünyada iki tane çok tehlikeli terör örgütü vardır. Bir tanesi El-Kaide'dir, bir tanesi PKK'dır. Biz de El-Kaide ile mücadele edeceğiz. Onları yerinden sökeceğiz ve yeneceğiz. Siz ise PKK'yı halletmek için gidin dedi Bağdat'la konuşun. Gidin Barzani ile konuşun ve gerekli yasaları çıkarın. Kendisi öyle çözecek terörü, biz böyle çözeceğiz. Açıkça bu kelimelerle söylüyor bizim yüzümüze bakarak. Girerken herkes nezaketen ayağa kalktı. Çıkarken biz ayağa kalkmadık muhalefet olarak. Bu laflar üzerine. Yani bu kadar çifte standart olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Amerika, aslında Amerika'nın tabii önemi aşikar uluslararası ilişkilerde ama Amerika'yı bu konularda uyarmak lazım. Kardeşim siz bir müttefik ülkeye böyle davranamazsınız. Vallahi, söylemeniz gereken budur. Vallahi söylüyorlardır budur. Da bakın gücünüz varsa ve o gücü bütün ülkeden alıyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. Yoksa meclisin haberi i̇şte yok. Onu ikinci bölümde konuşacağız dediğiniz için söylemedim tamam. Onu. Yani ne yapmamız lazım? Onu zaten esas tamam. Soracağım elbette. Efendim ikinci bölümde askeri vakıflara bile gözünü dikmiş. İktidar, Çiğdem Toker söylüyor. Hani bir yandan savaşa gidiyoruz ya, bir yandan da böyle bir şey. Neden para lazım? Köprü zammı yeter mi? Köprü zammı ancak geçiş garantisi verdikleri şirkete vermeye yeter. İktidarın çok paraya ihtiyacı var. Hazır olun ceplerinizdeki paraya bir sayın bakalım. Program bitene kadar daha kaç kuruş eksilecek? Görüşürüz, hoşça kalın şimdilik.